YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. ABD'de 46 yaşındaki Boeing 737 kargo uçağı kalkıştan hemen sonra yaşadığı motor arızası nedeniyle Pasifik Okyanusu'na indi. 2020 yılında Avrupa'nın en yoğun hava yolu şirketinin Türk Hava Yolları olduğu açıklandı. TH bunu nasıl başardı? Boeing'e bir şok daha. F777X'in 2023'ün sonuna kadar sertifikasyon sürecini tamamlayamayacağını açıkladı. Çin'de uzun zamandır merakla beklenen Chengdu Tianfu Havalimanı resmen faaliyete başladı havalimanı hangi özelliklere sahip? Slovak şirket Klein Vision tarafından geliştirilen Aircar isimli uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla tamamladı. Boarding Info havacılık bülteni başlıyor. <laughs> Rhodes Aviation'a ait olan ancak Transair tarafından kullanılan 46 yaşındaki Boeing 737-200 kargo uçağı Honolulu'dan Kahului'ye gitmek üzere kalkışını gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra motor arızası yaşadı. Pilotlar uçağı Honolulu sahilinin yaklaşık 3 kilometre açıklarında Pasifik okyanusuna indirmeyi başardı. Uçakta bulunan iki pilot sahil güvenlik ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Uçuştan elde edilen verilere göre Honolulu'dan havalanan uçağın kalkıştan sonra sadece 2125 fit irtifaya ulaşabildiği görülüyor. Uçuşa ait bilgilerin oldukça yavaş ve istikrarlı görünüyor olması da Pilotların uçağı kontrollü bir şekilde okyanusa indirdiğini gösteriyor. Kokpitle kule arasındaki konuşmalarda pilotların kuleye motorlardan birini kaybettiklerini, dönüş kararı aldıklarını ve havalimanına acil iniş talep ettiklerini söylediği yer alıyor. Pilotlar ayrıca itfaiyeye ihtiyacımız olacak. Diğer motoru kaybetme ihtimalimiz de var. Peki iyi görünmüyor. Sahil güvenliğe de haber vermeniz gerekebilir şeklinde bilgi verdikleri duyuluyor. Kısa bir süre sonra da hava trafik kontrolörünün suya düşmüş gibi görünüyorlar cümleleri dökülüyor. 1 Ocak 1975'te Pacific Western Airlines tarafından sipariş edilen uçak ilk uçuşunu 23 Temmuz'da yaptı. 10 Ekim'de Pacific Western'e teslim edildi. Mart 1999'a kadar çeşitli Kanadalı hava yollarının filolarında görev yaptı. 1 Nisan 1999'da Raya Airways'e teslim edilen ve Transmile boyamasıyla uçuşlar yapan uçak Haziran 2014'te Rhodes Aviation'a teslim edildi. 23 Temmuz'da ise son kullandığı tescilini aldı. Uçak 30 Haziran 2021 itibariyle 63.804 iniş kalkış ve 69.926 uçuş saatine sahipti. Uçağın operatörü olan Transair ise 1982'den beri faaliyet gösteriyor ve Hawaii'nin en büyük hava kargo operatörlerinden biri. Şirketin filosunda 5 adet Boeing 737 uçağı bulunuyor. Havacılık ve seyahat endüstrisi için en büyük pazar araştırma şirketlerinden biri olan Centre for Aviation tarafından açıklanan bir rapor, 2020 yılında Avrupa'nın en yoğun hava yolu şirketinin Türk Hava Yolları olduğunu ortaya koydu. CAPA raporuna göre Türk Hava Yolları pandemi döneminde Avrupa'nın en yoğun hava yolu olmasının yanı sıra dünyanın en yoğun ilk 5 hava yolundan biri de oldu. Raporda THY'nin bu başarıyı likiditenin sürdürülebilmesi, maliyetlerin ve sermaye giderlerinin yönetilebilir bir seviyeye indirilmesiyle yeni normale uyum sağlamaya izin veren bir dizi akıllı manevra sayesinde yakaladığı yer alıyor. Türk Hava Yolları 2020 mali yılında bir önceki yıla göre %50 kayıp 6.7 milyar dolar gelir elde edebilirken yılı 836 milyon dolar net zararla kapatmayı başardı. Sektörün çok büyük darbe aldığı ve belirsizliklerle dolu olduğu bir dönemde Türk Hava Yolları güçlü uçuş anı da korumayı başardı. 2020'de Türk Hava Yolları %71 gibi etkileyici bir doluluk oranı ile 28 milyon yolcu taşıdı. Rapora göre şirketin aktif kapasite yönetimi de bu başarıyı beraberinde getirdi. THY'nin uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı da 2020 yılını Avrupa'nın en yoğun havalimanı ünvanıyla kapattı. THY'nin Boeing ve Airbus'ta filo planlamasına ilişkin yaptığı anlaşmaların şirketin uçak finansman ihtiyacını önümüzdeki yıllarda yaklaşık 7 milyar dolar civarında azaltması bekleniyor. Öte yandan Türk Hava Yolları kargo operasyonlarını artırmak için pandemiyi de fırsata çevirdi. THY 2020 yılında kargo filosu kapasitesini artırmak ve dünyanın en büyük 6. hava kargo şirketi olmak için 50 yolcu uçağının konfigürasyonunu değiştirdi. Bu adım Türk Hava Yolları'nın dünyanın dört bir yanına 45 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı da dahil olmak üzere 50 bin ton tıbbi malzeme teslim edebilmesini sağladı. Müzik ABD Federal Havacılık İdaresi FAA, Boeing 777X'in veri eksikliği ve ön güvenlik değerlendirme sonucu nedeniyle 2023'ün sonlarına kadar sertifikasyon sürecini tamamlayamayacağını açıkladı. FAA, Boeing'e ilettiği mektupta uçuş kontrol sorunları da dahil olmak üzere uçakla ilgili çeşitli endişelerini sıraladı. Bunlar arasında en somut örneklerden biri, 2020'nin sonlarında bir test uçuşu sırasında 777X'in yaşadığı komutsuz yunuslama olayı gösterildi. Yani uçağın burnu pilot kontrolü olmadan yukarı veya aşağı sallanmıştı. Raporda Boeing'e yeni önerilen kritik avionik sistemin düzenleyici gerekliliklerini karşılamadığı ve uçuş kontrol sisteminde yapılan değişikliklerin endişe verici olduğu detayları yer alıyor. Uçağın tip sertifikası için gerekli teknik verilerinin tasarımının olgunlaşması ve geçerli yönetmeliklerin karşılandığı bir noktaya ulaşamadığı açıklandı. Yani özetle EFE'ye Boeing'e uçak henüz hazır değil dedi. Bu gelişme üzerine Boeing tarafında müthiş bir güven kaybı yaşandığı belirtiliyor. Boeing'in EFE'ye bize güvenin diyebildiği günler geride kalmış gibi görünüyor. Boeing'in en yeni çift motorlu geniş gövdeli modeli olan 777X ilk olarak 2013'te Dubai Air Show'da duyuruldu. Açıklanan plana göre uçağın geçtiğimiz yaz hizmete başlaması gerekiyordu. Ancak sürekli ortaya çıkan sorunlar nedeniyle uçak ilk uçuşunu geçen yılın sonlarında yapabildi. Dünyanın büyük şehirlerini birbirine bağlamak üzere diğer Boeing varyantlarına kıyasla daha fazla yani yaklaşık 400 yolcuyla verimli uçuşlar yapmak üzere tasarlandı. 777X dünyanın en büyük ticari uçak motoru olan g 9 xten güç alıyor. Üretim programı çok ciddi şekilde aksayan 777X ile ilgili bugüne kadar pek çok sorun gündeme geldi. Bunlar arasında belki de en korkutucusu Boeing'in 737 MAX krizine sebep olan manevra karakteristikleri artırma sistemi MKS'e eş değer bir sistemi 777X'te de kullanıldığını gösteren e-postaların yayınlanması oldu. ABD'li imalatçı iki uçaktaki sistemin aynı olduğunu net bir dille yalanladı. Şimdi Boeing 777X'in emniyetli bir şekilde uçabilmesi için EFE'ye gerekliliklerinin karşılandığından emin olana kadar uçakla ilgili kapsamlı testlerini sürdürecek. Çin'in uzun zamandır açılması beklenen Chengdu Tianfu Havalimanı resmen faaliyete başladı. Meydanın açılış uçuşunu geçtiğimiz pazar günü Pekin'e gitmek üzere kalkış yapan Sichuan Havayolları gerçekleştirdi. Havalimanının hizmete açılmasıyla birlikte Sichuan eyaletinin başkenti olan Chengdu Şangay ve Pekin'den sonra iki uluslararası havalimanına sahip olan Çin'deki 3. şehir oldu. Tianfu 2016'dan 2020'ye kadar olan süreyi kapsayan 13. 5 yıllık plan kapsamındaki en büyük sivil ulaşım havalimanı durumunda. Havalimanı projesinin 3 pist ve toplam 710 bin metrekarelik 2 terminal binasını içeren birinci fazı 70 milyar yuan yani yaklaşık 10.8 milyar dolara mal oldu. Havalimanı bu haliyle yıllık 60 milyon yolcuya ev sahipliği yapabilecek. Projenin ikinci fazı tamamlandığında ise Tianfu Havalimanı 6 pist ve 1.26 milyon metrekarelik terminal alanına sahip olacak. Böylece 120 milyon yolcu kapasitesine ulaşılacak. Birinci fazın tamamlanması 5 yıl sürdü. Havalimanı yüz tanıma teknolojisi, self check kioskları, akıllı güvenlik sistemleri, otomatik biniş kapıları ve yapay zeka robot görevliler de dahil olmak üzere bir dizi son teknolojiyi içeriyor. Metro hattı havalimanını şehir merkezine bağlıyor. Saatte 140 kilometreye varan hızlara ulaşan tren yolculuğuyla 37 ila 44 dakika arasında şehre ulaşmak mümkün. Yeni tesisi şehrin diğer havalimanı olan Chengdu-Xiangulia'ya bağlayacak metro hattının da 2023'te tamamlanması planlanıyor. Uzmanlar Chengdu'daki yeni havalimanına devam eden hızlı büyümeye uyum sağlamak için ihtiyaç olduğu görüşünde. Çin'in iç atlar pazarı pandemi etkilerinden tamamen kurtuldu ve hızla büyümeye devam ediyor. Ayata rakamlarına göre Çin'de iç atlar trafiği Nisan 2021'de Nisan 2019'a göre %6.8 arttı. Şehrin büyüklüğü ve Çin'deki merkezi konumu göz önüne alındığında yeni meydan Chengdu'ya fayda sağlamak için çok iyi bir konumda. Ünlü pandalarının yanı sıra Sichuan baharatlı mutfağı ve doğal manzaralarıyla ünlü. Bu da onu hem yerli hem de yabancı turistler arasında Çin'in en popüler turistik yerlerinden biri haline getiriyor. Ancak şimdilik yeni havalimanı sadece Çinlilere hizmet edecek. Çünkü ülke hala çoğu uluslararası uçuşa kapalı durumda. Chengdu Tianfu Havaalanı Çin'in önümüzdeki yıllarda açmayı planladığı hava alanlarından sadece biri. Çin hükümeti 2021'in başında açıkladığı ulaşım ağı planlamasıyla ülkedeki mevcut 241 havalimanı sayısını 2035'e kadar 400'e çıkarma hedefini açıklamıştı. Slovak şirket Klein Vision tarafından geliştirilen Aircar isimli uçan araba Slovakya'nın Nitra şehri ile başkent Bratislava arasında 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirerek ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla tamamladı. Uçuşu projenin yaratıcıları Profesör Stefan Klein ve Anton Zayak birlikte gerçekleştirdi. Uçuşta saatte 185 km hıza ve 2500 metre irtifaya ulaşıldı. Böylece Aircar konsept araç kategorisinden çıktı. Temelleri 2017'de atılan Aircar projesinin 2 milyon eurodan daha az yatırımla gerçekleştirildi açıklandı. Şehirler arası uçuş yapan araç Aircar'ın iki prototipinden biri. İnişin ardından bir tuşa basılarak sadece 2 dakika 15 saniye içinde uçaktan spor arabaya dönüşebiliyor. 160 beygirlik BMW motorundan güç alan uçan otomobil sabit pervane ve balistik paraşüt sistemiyle donatılmış durumda. Sivil Havacılık Otoritesi gözetiminde 40 saatin üzerinde uçuş testini de tamamladı. 45 derecelik dönüşler gibi dayanıklılık testleri ve stabilite manevra testlerini başarıyla geçti. Klein Vision'ın düşük menzilli konsepti olan bu ilk prototip toplam 200 kilograma kadar iki kişiyi taşıyabiliyor. Ancak drone taksi prototiplerinden farklı olarak dikey iniş-kalkış yapamıyor ve bir pist gerektiriyor. Eğer kar uçuş ve iniş sırasında dengeye yardımcı olacak geri çekilebilir kanatlara ve katlanır kuyruk yüzeylerine de sahip. Geliştirilecek ikinci prototipin ise 300 beygirlik bir motordan güç alması ve saatte 300 kilometre seyir hızına sahip olması bekleniyor. Henry Ford'un 1936'da deneysel olarak geliştirdiği tek kişilik Sky Flyer konseptinden bu yana uçan arabaların hayata geçirilmesi bekleniyor. O günden bu yana ortaya çıkan uçan arabaların araba projeleri genellikle başarısız oldu karsa endüstri kaynakları tarafından hayata geçirilmesi en muhtemel projeler arasında gösteriliyor. Uzun zamandır popüler kültürde geleceğin vizyoner dönüm noktası olarak müjdelenen uçan arabaların oluşturacağı yeni pazar için beklentiler de oldukça yüksek. 2019 yılında danışmanlık şirketi Morgan Stanley sektörün 2040 yılına kadar 1,5 trilyon dolar değerinde olabileceğini tahmin etti. Uçan arabaların şehirlerdeki tıkanıklığı gidermek için harika bir fırsat sunması ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabileceği için önümüzdeki 10 yılın sonunda hizmete gireceği Sanılıyor. Tüm gelişmelere rağmen bu idealist projelere yönelik hala çok sayıda soru işareti de var. Uçan arabaların performansı, güvenli olup olmadığı, insanlar tarafından erişilebilir olup olmayacağı konularında tartışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.